Hocam ben kaçıntıdan bahsedince bir şey aklıma geldi. Dün soracaktım, unuttum. Arkadaşımızın babası uyuz olmuş. Uyuz olmuş. Evet, çok fena kaşınıyormuş. Ne tavsiye edersiniz? Bana sormamı istemişti. Kendisi de dinliyor şu anda. Uyuz olmuş da çok kötü. Hocam uyuz olduğunu bir insan nasıl anlar? Akarlar. Biz akarları görmüyoruz. Her insanın yatağının altında milyarlarca akar var. Onlar, akar dediğiniz nedir? Bücük, bücük, bücük. Böcek. Yani böcek. O gözle göremediğimiz çok küçük. Çok küçük. Evet, bunlar canlılar. Bir santimetre karede milyonlarca olur. Bunlar neyle besliyor? Biz yattığımız zaman derimiz dökülüyor. Dökülen deriler yatağın altına geçiyor. Evet. Ölü deriler. Ölü. Bunlar da bizim insanların derisini yiyerek onunla besleniyor. Ne oluyor? Bunlar orada faaliyet gösteriyor ve deriyi yerken de tabii ki dışkısı toksik bir madde. Deriyle temasa geçtiği zaman akarların alerji, kaşıntıya sebep oluyor. Akarların dışkısı insanda kaşıntıyı tetikliyor. Kaşıntıya karşı ozon yağı. Ozon yağı. Şimdi atalarımız bir yağ geliştirmiş. Nedir bu yağ? Eskiden kılıç yaralarını iyileştirmek için kullanılan bir kılıç yağı vardı. Kılıç kalkan savaşı kalktığı için eski tür savaşlar kılıç yağı da unutuldu, tarihe geçti. Biz atalarımızın üretmiş olduğu bu kılıç yağını geliştirdik. Ozon yağı. Ozon yağı kaşıntıya karşı, hatta bazı insanlar da atopik eksema, alerjik eksem, sedef gibi kaşıntılı yaralarda kullanılırsa bebeklere dahi kullanılır. Bu bebeklerin genellikle kasık bölgesinde oluşan pisliklere karşı. Kullanıldığı zaman ne yapar? Kaşıntı önler. Küçük bebekler de kullanılır. Her yaştaki insan kullanabilir. Bir de yenileyici bunun özelliği de vardır değil evet, mi? Evet, bir özelliği daha var. Hamile bayanlar karın kasları gelişir. Açılır. Anne rahmi 27 kat büyür. Hocam bir rahim büyüdükçe karın kasları da bacak kasları da evet açılır. Bu da hamilelikten sonra kişi jimnastik yapmazsa ne olur? Karnı sarkar, bacakları sarkar, baldırı sarkar. Toparlanmak gerekir. Göğüsleri sarkar. Evet hocam hemen toparlamak için ne yapmak gerekir? Jimnastik yapmak gerekir. Ozon yağıyla masaj yapmak. Masaj yapmamız gerekir. Hocam devam edeceğiz.